Mesele ağaç değil. Sen hala anlamadın mı? O meşhur tweet'i hatırlarsın değil mi? Ama gel şimdi gezi olaylarında neler olmuştu şöyle özetle bir hatırlayalım. Şöyle güzelce bir hafızamızı tazeleyelim. Malum insan nisyandan geliyor. Nisyanın kökü de unutmak. Biz hatırlama tarafında olalım. Bir grup insan Gezi Parkı'ndaki Topçu Kışlası çalışmalarını protesto etmek amacıyla bir araya gelip eylem yapmışlardı. Argümanları neydi peki? Gezi Parkı'na AVM yapılmasını istemiyoruz, buradaki ağaçları da kestirmeyeceğiz. Oysa ki proje bilen bilir 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vaat edilen projeler arasında yer alıyordu. Gezi Parkı'nda yer alan Topçu Kışlası ihya edilerek kültürel mirasa katılacaktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın vaadine göre. Tabii bu seçim vaadi olduğu için çok önceden projeleri, röleve ve restitüsyon çalışmaları yapılmıştı. Eylem yapan protestoculara, başta yöneticiler olmak üzere dil döküldü, durum anlatılmak istendi. Bakın arkadaşlar, size burayı kim AVM yapılacak dediyse yalan söylemiş. Biz buraya aslına rücu edecek şeklinde Topçu Kışlası yapmayı planlıyorduk. Onun çalışmalarına başladık. Alın bakın bu da projeleri. Projeye göre şu anda Gezi Parkı olan yerde daha önceden 3. Selim tarafından yaptırılan bir Topçu Kışlası var. İşte röleve ve restitüsyon çalışmalarıyla ve bir takım imalatlarla buradaki Topçu Kışlası tekrardan ihya edilecek. Şu anda mevcut karmaşık trafik çözümlenerek yer altına indirgenecek ve bölgenin tamamen yayalaştırılması sağlanacak. Günün sonunda tarihi bir eser aslına rücu ettirilerek kültürel mirasımıza kazandırılacak. Aynı zamanda bir kentin cazibe merkezi yeniden dizayn edilmiş olacak. Neyse, olayın rengi bir takım siyasilerin ve muhalif çevrelerin devreye girmesiyle değişiyor. Çevre duyarlılığıyla başlayan eylemler birden nasıl olduysa demokrasinin diğer bileşenleri olan ifade özgürlüğü, insan hakları gibi konulara sıçradı ve sokaklar birden alevlendi. Gelelim bizi ilgilendiren kısmına. Bütün bu yaşananlardan ekonomi nasıl etkilendi? Bunu anlamak çok basit. Ne yapacağız? Gezi olayları öncesi ekonomi göstergelerine bakacağız. Bir de gezi olayları sonrası ekonomi göstergelerine bakacağız. Ve karşılaştırarak gezi olaylarının Türkiye ekonomisine maliyetini hesaplayabileceğiz. Gezi olayları öncesi enflasyon yıllık bazda %6, gezi olayları sonrası %9'a yükseldi. Borsada BIST 100 endeksi %40 değer kaybetti. Aylık 1 milyar dolar civarında olan yabancı sermaye girişi birden tersine dönerek 8 milyar dolarlık sadece bir aydaki kaçışa neden oldu. Gezi olaylarından önce aylık Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolar civarında yabancı sermaye giriyordu. Sadece olayların yaşandığı ilk ayda yurt dışına çıkan yabancı sermaye net 8 milyar dolar civarında. Ve bundan iki temel parametre çok ciddi anlamda etkilendi. Birincisi, dolar 1.84'ten 2'lere kadar yükseldi. İkincisi ve çok daha önemlisi, tarihi bir seviye olan %4.61 seviyelerine gerileyen tahvil faizleri %9.25'e çıktı. Şimdi buraya kadar anlattıklarım, temel ekonomik parametreler üzerinde yaşanan kayıplar. Bir de zarar ziyan var tabii. Yakılan otobüsler, sökülen kaldırımlar, kullanılmaz hale gelen araçlar ve kamu malına verilen zarardan bahsediyorum. Tek tek sayıp yormayayım seni. Buradaki kayıp da yaklaşık olarak 100 milyon dolar civarında. Şimdi buradaki başlıklar altında belirlemiş olduğumuz tutarları yukarıdan aşağıya topladığımızda gezi olaylarından sonra Türkiye ekonomisinin ortalama uğramış olduğu zarar 1.4 milyar dolar. Şimdi bütün bu yaşanan kayıplar sadece ağaçlar kesilmesin diye mi yaşandı? Ya da ifade özgürlüğü, insan hakları için mi? Bir ekonomist olarak cevap vereyim sana kardeşim, tabii ki değil. Aslında Mehmet Ali Alabora gerçekten haklı biliyor musun? Mehmet Ali Alabora'nın bir tweetle özetlediği meseleyi Wallerstein kimli tezinde ele almış. Tezinde diyor ki, kolektif eğitimimiz
bize adalet, insan hakları, ifade özgürlüğü, çevrecilik gibi değerlerin çıkar beklentilerinden uzak birer erdem olduğunu özetlemiştir. Oysa gerçekte küresel kapitalizmin kendi çıkarına yönelik bir akılcılaştırmadır. Yani Wallerstein'ın söylediği basitçe şu anlama geliyor. Modern dünyada kullanılan insan hakları, ifade özgürlüğü, adalet gibi kavramlar egemen güçlerin kontrol alanını genişletmek için kullandığı enstrümanlar. Bu anlatılanları iyi yorumlayabilmek için birazcık dürüstlük ve samimiyet gerekiyor. Günümüzde devletler birbirlerine siyasi, ekonomik, askeri alanlarda üstünlük kurmaya çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Bakınız Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşları. Bu rekabet ortamında devletler birbirlerinin iç işlerine dolaylı olarak müdahale etmeye çalışıyorlar. Doğru mu? Doğru. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen seçime, hani Trump'ın seçildiği, müdahale etmesi gibi. Ve bu saydığımız rekabetlerde kullanılan silahlar dikkat ederseniz tank, top, tüfek değil. Aslında ortada somut gözle görülebilir bir destek de yoktur. Evrensel değerler üzerinden bir yaklaşım vardır. Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük vesaire. Ama doğru ama yanlış. Meseleyi Wallerstein gibi bilim insanları bu şekilde yorumluyor. Ve de eğer meseleye bilimsel yaklaşmak gerekiyorsa bu bakış açısını şiar edinmek gerekir. Peki kim neden Türkiye'ye üstünlük kurmaya çalışır? Hani diyor ya arkadaş, abi dış minnaklar neden Türkiye'yi muhatap alıp iç işlerine karışmaya çalışsın? Türkiye, Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın muhatabı mı ki kale alsınlar? Anlatalım. Hakikaten ya, Türkiye kim ki bu dış minnaklar Türkiye'yi muhatap alıp da üzerinde bir egemenlik kurmaya çalışıyor ya da kontrol altına almaya çalışıyor? Bunun için de toplumu provoke edecek eylem ve davranışları uzaktan kontrol ediyor. Hani ya, o zaman gel gezi olayları öncesi Türkiye'yi ekonomik alanda iyice bir inceleyelim. 2007-2012 arası Avro bölgesi işsizlik 2,5 milyon kişi artmış. Fakat Türkiye en fazla istihdam yaratan ülkelerin başında yer alıyor. Yine 2003 yılının ilk yarısında Avrupa'nın en büyük 10 ekonomisi küçülürken Türkiye ekonomisi %4,4 oranında bir büyüme sergiliyor. Ve de Türkiye 2013 yılına geldiğinde yıllık ortalama 130 milyar dolar ihracat yapabilen bir ekonomi haline geliyor. Bu ne demek biliyor musun? Çin'den sonra en fazla ihracat artışı yaşayan ekonomi demek. Gelelim en önemlisine. Türkiye 1961 yılından beri borçlanmaya başlamış olduğu IMF'e bütün borcunu sıfırlamış. Bak burası gerçekten çok önemli. Neden mi? Yine Batı'dan bir örnek vererek meseleyi açalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci devlet başkanı John Adams ne demiş biliyor musun? Bir ulusu fethetmenin iki yolu var. Birincisi kılıç, ikincisi de onu borçlu hale getirmek. Bak yanlış anlama ha. Bu lafı söyleyen AK Parti'nin Beylikdüzü ilçe başkanı değil. Dünyanın en güçlü, hem ekonomik hem askeri anlamda dünyanın en güçlü devletinin ikinci başkanı söylüyor. Şimdi soruyorum sana, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın Suriye'de ne işi var? Ya da Irak'ta, Afganistan'da ne yapıyorlar orada? Hem de silahlı kuvvetleriyle, binlerce tır mühimmatla, tankla, topla, tüfekle giremeyeceğini ya da girerse istediği sonuçları alamayacağını bildiği ülkeler var. Peki onlara nasıl giriyor? İşte Wallerstein burada devreye giriyor. Demokrasiyle, insan haklarıyla, ifade özgürlüğüyle, çevre duyarlılığıyla. Mesela gezi olaylarında CNN International 8 saat aralıksız canlı yayın yapmıştı. Çünkü Türkiye onlar için oldukça garip bir ülke. Myanmar'da var, Bosna'da var, Somali'de var. Hem de öyle bir varlar ki. STK'larıyla, yardım kuruluşlarıyla, iş adamlarıyla. Gerçekten ama gerçekten tarafsız bakıldığında bile oldukça rahatsız edici bir durum. Ve aynı zamanda tehdit unsuru. İşte devletler rekabeti kendi lehlerine çevirebilmek için var güçleriyle evrensel değerleri birer enstrüman olarak kullanıyorlar. Ha bu arada bu durum sadece Türkiye'ye özel bir durum değil. Sen karışsan da karışmasan da, güç iddiasında bulunsan da bulunmasan da başka devletlerin senin coğrafyanda, senin topraklarında ya da seni ilgilendiren alanlarda muhakkak bir hesapları var. İşte meselenin bütün özü de bu. Şimdi söylüyorum sana. Mesele ağaç falan değil, hala anlamadın mı?